Efendim merhabalar, ben Mesut Solak. Türkiye artık seçime günler sayıyor. Belki de en kritik yerel seçimlerden birini yaşayacak. Çünkü yaklaşık kısa bir süre önce yapılan genel seçimde ittifaklarla anılan siyaset şu anda neredeyse her parti kendi amblemiyle seçime giriyor. Bunlardan bir tanesi de Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı desteklemişti. Ama bir duruşu vardı bana göre. Yani bir MHP gibi değildi, bir duruşu vardı. Yerel seçimlerde de kendi adayları da Türkiye'nin her yerinden seçime girdi. Son zamanlarda da ben şu anda İstanbul'a çok uzak bir yere bağlanıyorum. Çok sevdiğim bir yere bağlanacağım. Ama oraya bağlamadan önce son zamanlarda benim yakından takip ettiğim, İstanbul'da büyükşehir adayını takip ettiğim Yeniden Refah Partisi'ne bir ciddi çıkış var. Bu çıkışlardan sadece İstanbul'da değil, Anadolu'da yayılmış durumda. Biz de Anadolu'da, benim de daha önce birkaç defa gittim, orada dostlarımın olduğu, çok sevdiğim, doğasına hayran olduğum, böyle İstanbul'dan gittiğimizde kurtulmuş bir bölge gibi hissettiğim, bir rehabilitasyon merkezi gibi gelen Manisa Gördes'e şu anda gittik ve orada da Yeniden Refah Partisi'nin adayı Sayın İlhan Türe benim konuğum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi dediğiniz gibi burada Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Manisa Gördes ilçesinde de tek başına seçimlere katılarak gerçekten Gördes'te sürpriz bir hamle yaptı. Hiç kimsenin beklememiş olduğu bir durumdu bu. Burada AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere gireceği, diğer katılan partiler olsa bile, seçimlere gelen partiler olsa bile bunlar formaliteden öteye geçemeyecek diye yorumlanıyordu. Tabii bizim bu noktada, bu sürece başlamamız noktasında bizim AK Parti'den adaylığımız söz konusuydu sürecin başında. Biz AK Parti'de Büyükşehir Belediye Meclisleri görevi yapıyorduk. Süreç başladığında istifa edip AK Parti'ye aday adayı olduk. Ama 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Muhammed Akyol Başkan genel merkez tarafından 4. dönem olarak tekrar aday gösterilince biz buna itiraz ettik. Vatandaşımız itiraz etti. Bu vatandaşımızın vicdanında karşılık bulmadı. Gönüllerde karşılık bulmadı. Aday adayı olan 13 arkadaşımız vardı. Bunların 4 tanesi bürokrattı. Bunlar görevlerine geri döndü. 6 tane arkadaşımıza gerçekten yoğun bir baskı oldu. Bu noktada biz arkadaşlarımızla toplandık. Yeniden Refah Partisi'nin çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Gördes'te bu şekilde sürpriz bir atmosfer oluştu. Ve şu anda Gördes'te 31 Mart seçimlerini belediye olarak kazanmaya en yakın parti de Yeniden Refah Partisi. Gerçekten vatandaşımız, halkımız büyük bir ilgi, büyük bir destek veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Şimdi Yeniden Refah Partisi sadece Gördes'e değil, benim girişte de söylediğim gibi Türkiye'de bence şu anda sürüklemiş iki parti var. Birisi Zafer Partisi, birisi Yeniden Refah Partisi. Ama Yeniden Refah Partisi'nin daha fazla şansı görüyorum. Çünkü biz bunu Türkiye'nin her yerinde hissediyoruz. Bir duruşu var. Rahmetli Erbakan'ın o misyonun devamında bir duruşu var. Söylemleri net. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış. Dolayısıyla ciddi bir sürpriz yapabilir. Özellikle küçük yerlerde, belki İstanbul Büyükşehir için değil ama küçük yerlerde yapabilir. Şimdi seçimlerde ben baktığımda geçen dönemde %60 da AK Parti seçim almış. CHP sanırım bir önceki seçimde aday çıkarmayıp İYİ Parti ittifak yapmış ve %37 gibi bir sonuç almış. Evet, Dolayısıyla şimdi evet. oranın geldiysiniz. Yani sizinle ilgili sevgili Miray Hanım sağ olsun bu bağlantı kurmamızda bize yardımcı olduğunda da oranın yerlisiniz, esnafsınız, sevilen bir insansınız. Ben sizin özellikle bir sokak hayvanında videonuzu gördükten sonra çok etkilendim. Hatta kendi sayfamda da paylaştım. Ve meclis üyeliği yaptığınız için de siyasetin bir anda içindesin. Yani Gördes'in, şimdi biraz onu konuşmak istiyorum. Merkeze uzak bir yerde, şimdi merkeze uzak olan yerlerin gelişmeleri de sınırlı olur. Neden? Çünkü merkezden, yani ana yoldan, ulaşımdan uzak bir yerdesin. İşte yaklaşık 40-45 dakikalık bir mesafe var. Dolayısıyla böyle yerler biraz şey kalırlar. Kolay gelişmezler. Siz de siyasetin içindesiniz ve Gördes'iniz. Şimdi bu merkeze uzak olan bir yerin öncelikle şu anda temel eksikleri, sorunları, yıllardır çünkü bir şekilde yöneticilik yapıyorsunuz Gördes'te. Evet. Neler desem, yani biz şu sorunu
tespit ettik ve bunun değişmesi gerektiğini bir fotoğraf çekmek gerekirse size göre Gördes'in en acil sorunu nelerdir? Gördesimizin en acil ve en önemli sorunlarından iki tanesini sayacak olursak, bir ulaşım, iki sağlık, üç eğitim. Sıralayabiliriz. Yani çok ileri olduğumuz bir alan yok. Hiç ileri olduğumuz, geliştiğimiz bir dal olmadı. Gerçekten bir mahrumiyet bölgesi Gördes. Yıllardır buna çözüm bulamadık. 20 sene önce, 25 sene önce 36 bin, 37 bin olan nüfusumuz şu an 24 bin civarlarına düştü. Bunu kesinlikle önleyemiyoruz. Milletvekillerimize, bakanlarımıza bu konuyu anlattık. Tabii bu zaten hep kırsal yerlerin en büyük sorunu, göç vermek. Gerçekten seçim çalışmalarında olsun, normal rutin ziyaretlerimizde, köylerimize gittiğimizde 40 yaşın, 45 yaşın altında gençleri bulmak artık çok zor. Tabii bu da bizim bütün enerjimizi alıyor. Üreten bir toplum değil, tüketen bir toplum olduk Gördes'te. Sesimizi duyan yok. Özellikle ulaşım noktasındaki ve yolumuzun gerçekten 3 ana arterimiz var. Salihli Gördes, Akhisar Gördes, Demirci Gördes. Bu 3 yolumuzun da çok bozuk olması bizim artık buralara ne gencimiz geliyor, ne toptancımız geliyor, ne bir yatırımcımız geliyor. Gençler iş bulamıyor, iş alanı yok. En yakın ilçe olarak Akhisar'a ve işte Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne ya da İzmir, ta Antalya'lara kadar giden gençlerimiz var. En büyük sıkıntımız ulaşım ve sağlık. Şimdi ulaşım önemli çünkü ulaşımın olmadığı yerde gelişmiş olmuyor. Dediğiniz gibi ben o Demirci köyü tarafı yoldan bir defa gelmiştim. Gerçekten çok kötü ve mahrumiyet içeren bir yoldu. Şimdi nüfusu azalan bir yer gördünüz bildiğim kadarıyla. Burada Evet. sizin ben sayfanızı incelediğimde, projenize baktığımızda turizme ve gençlere çok önem veriyorsun. Ben bunları ayrı ayrı açmak istiyorum. Şimdi genç nüfus azaldıkça genç nüfus neden azalıyor? Çünkü orada iş bulamıyor, aş bulamıyor, gelecek göremediği için dizgi büyük yerlere gidiyor. Ve bir süre sonra zaten eğer böyle giderse, bir takım çözümler bulunmazsa nüfusu giderek azalan bir yer belki bundan 20-30 yıl sonra çok daha farklı bir kültür bir noktada olacak. Sizin özellikle gençlerle ilgili ve kadınlarla ilgili iş yaratmakla ilgili bazı çalışmanız var. Biraz onlardan bahsedelim. Yani ne yapacaksınız ki gençler büyük şehirlere gitmek yerine doğduğu yerde kalsın veya kadınlar evlerinden çıkarak üretsinler. Çünkü ürettikleri zaman kazanacaklar ve kazanınca Evet. orada mutlu olacaklar ve Evet. oynayacaklar. Neler var kafanızda? Şimdi ilk başlayacağımız projeler gençlik ve kadınlarımız olarak ilk etapta bunlarla ilgili çalışmak istiyoruz. Bunlarla ilgili projelerimiz de hazır zaten. Belediyemizin Bir Bel şirketi adı altında bir şirketi var. Görbel, pardon, Bir Bel'di, Görbel oldu. Bu şirketimiz vasıtasıyla değişik iş alanları. Mesela inşaatla ilgili belediyemizin şu anda hiçbir çalışması yok. İnşaat biliyorsunuz işsizlik alanında, istihdam alanında en büyük alan. Evet. Burada gençlerimizi, vatandaşlarımızı çalıştırabiliriz. Bu 20 sene önce belediye şirketimiz inşaat işi yapıyordu, konut üretiyordu, resmi kurumların ihale işlerine giriyordu. Tabii burada gerçekten 30 tane, 40 tane, zaman zaman 50 tane vatandaşımız, gencimiz çalışıyor, para kazanıyordu. Hem bunlara bir istihdam alanı sağlıyorduk, hem de belediye şirketimiz para kazanıyordu. İşte biz tekrardan hem gerçekten ilçemizde sıkıntısı hissedilen, bugüne kadar 1+1 konut hiç üretilmedi bizim ilçemizde. İşte bu 1+1 başta olmak üzere 2+1, bunlar sosyal projeler olacak. Dar gelir vatandaşlarımıza bu ürettiğimiz konutlardan bugüne kadar ev sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmayı düşünüyoruz. Birinci hedefimiz hem istihdam sağlamak hem bu noktada vatandaşımıza yardımcı olmak. Gerçekten küçücük bir ilçe olan Gördes'te şu an konut kiraları 10 bin lira, 12 bin lira, 15 bin liraya kadar çıktı. Konutumuz yetersiz. Yine iş yerlerimizle ilgili sıkıntımız var. Bunları da üreterek bu noktada vatandaşımıza yardımcı olmak istiyoruz. Üretim atölyeleri, fason üretim atölyeleri, küçük üretim atölyeleri, bunlar Aksaray ilçemizde var. Her evin altında küçük bir odada mutlaka iki tane, üç tane makine var. Fason üretimi yapıyorlar büyük firmalara.
Evinden ayrılmadan orada kızıyla, geliniyle, annesi çalışıyor. Hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor, para kazanıyor. Hem de kendi evinin işini, yemeğini yapıyor, temizliğini yapıyor. Çünkü evinden ayrılmadan yapıyor bunu. İşte biz Gördes'te sağlayacağız. Her evi küçük bir atölye haline getireceğiz. Fason üretim yapacaklar. Bunlar özellikle trikoda ve penyede çalışılıyor bu alanlarda. Bunları getireceğiz. Yine büyük atölyeler, yatırımcıları ilçemize çekerek bu fason üretim yerlerini ilçemizde çoğaltacağız. Küçük işletmeler kuracağız. Bunlar ambalajlama olabilir, paketleme olabilir. Bu tarz işletmelerde de yine gençlerimiz çalışacak. Bu tabii tesisler çoğaldıkça, büyüdükçe gençlerimiz artık dışarıya gitmekten vazgeçecek. Hatta dışarıda çalışan genç arkadaşlarımızı da tekrardan ilçemize, köylerimize geri döndüreceğiz. İşleme atölyeleri dedik mesela, işleme üniteleri dedik. Turşuyla ilgili olabilir bunlar. Efendim, sütle ilgili olabilir. Tabii süt biraz fazla bir üretim gerektiriyor, fazla bir rekolte gerektiriyor. Hayvancılığı destekleyerek de bu rekolteyi yakalamayı düşünüyoruz. Bu şekilde fason üretim yapan atölyeleri ilçemize getirerek gençlerimize bir iş olanağı sağlamayı ilçemizden, köylerinden, anne babasından ayrılmadan kendi memleketinde yaşamalarını sağlamayı düşünüyoruz. Halınız var sizin meşhur. Belki halıyla ilgili çalışmanız var, mutlaka düşünüyorsunuzdur. Halı çok Evet, size. halıyla ilgili özel sektörü destekleyerek özellikle Gördes halısı var, Gördes düğümü var. Biliyorsunuz dünyada iki tane düğüm meşhur. Bir İran düğümü, iki Gördes düğümü. Tabii bu Gördes düğümü ve Gördes halısı çok meşhur ama artık şu an üretilmiyor. Çünkü tüketimi, satışı çok zor. Çok pahalı olduğu için kök boyasından tutun da ipini hazırlaması, dokutulması çok ince işçilik istiyor. Türkiye şartlarında artık biliyorsunuz fabrika halıları daha çok tercih edilir noktaya geldi. Bunlarla ilgili yurt dışı pazarlarda artık satış olabiliyor. Tabii biz bunun da önünü açmayı düşünüyoruz. Çünkü bir proje ofisi projemiz var. Proje ofisiyle ilgili. Bir ekip oluşturacağız belediyemizde. Bu özellikle kadınlarla ilgili yapacağımız projede ön plana çıkacak. Üreticilerimiz de tarımla ilgili projelerimiz de ön plana çıkacak. Bu ekibin önemi, proje ekibinin. İşte üretmiş olduğumuz, ürettirmiş olduğumuz özellikle kadınlara yöresel ürünlerde, el ürünlerinde unutulmaya yüz tutmuş bizim yöremizi ilgilendiren gerçekten onlarca ürün var. Genç kızlarımız artık bunları üretmiyor, üretmek istemiyor çünkü iç pazarda satılmıyor bu ürünler. Ama işte biz bunları özellikle e-ticaret ortamında, yurt içi fuarlarda, yurt dışı ihracat noktasında bu proje ofisimiz araştıracak. Hangi ürünü nerede en fazla yüksek fiyatlara satabiliriz? Nasıl kadınlarımızın el emeğinin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayabiliriz diye. Gerek Türkiye'nin neresinde fuarlar varsa bunları biz Gördes markası adı altında bir marka belirleyeceğiz. Gıdasından giyimine, hediyelik eşyasına kadar aynı marka adı altında bunları dediğimiz gibi yurt içi fuarlarda e-ticaret ortamında paketleyerek güzel bir şekilde ambalajlayarak bütün fuarları iki tane ekibimiz olacak. Bunlar sivil toplum örgütleri olabilir, kadın dernekleri olabilir. Bunların vasıtasıyla bu fuarları dolaşıp ve bir de e-ticaret ortamında da satarak hem Gördes'imizin reklamını yapacağız, Gördes'imizi bütün Türkiye tanıyacak, hem de yine ihracat noktasında da başarılı olarak bütün dünyada da, bütün Avrupa'da da ilçemizin reklamını yapacağız. Tabii bu da hem iç turizme hem dış turizme destek olacak. Türkiye'ye gelen turistler ya da iç turist anlamında ilçemiz ön plana çıkacak. Gördes'e, Manisa'ya gelen, İzmir'e gelen bir vatandaşımız Gördes'in tarhanasını almışız, Gördes'in eriştesini almışız. Bir gidelim görelim Gördes nasıl bir yermiş diye gelip Gördes'imizi ziyaret edecek. Bu da burada Gördes'imizi gerçekten turizm noktasında ön plana çıkaracak. Vatandaşımız, esnafımız kazanacak.
Şimdi ben Türkiye'yi çok gezen bir insan olarak mesela sizin adınızı İlhan Sarı'nın bir teyzesi var bildiğim kadarıyla size yakın bir yerdeydi. Bir şey üretiyordu. Çay üreten bir kişi. Ben onun vasıtasıyla bir yerde duydum. Mesela ben ilk defa bundan 3 yıl önce adını duyduğumda ya burası nasıl bir yer? Acaba nerede bu yer dedim. Nereye geleceğim? Şimdi sizin bu saydıklarınızın belki de dörtte biri yapılmış olsa bugün herhalde Türkiye'de bu ilçenin adını duymayan kalmaz. Çünkü hepsi dışarıya Evet. son projeler. Ama ben bile yani ben bile derken bir gazeteci olarak ve birçok yeri merak eden bir insan olarak Ege'de çok güzel bir yerde adını duymadım. Şimdi sizin burada ilkinizde bir tanesi bile yapılsa mutlaka birinden bir şey karşında çıkar. Ya belki e-ticarette bir ürününüzü görürüz, belki bir fuarda görürüz sizi, belki başka bir yerde görürüz. Bunların hepsi güzel projeler. Şimdi uzak dedik ama şimdi biliyorsunuz pandemiden sonra büyük şehirlerde doğaya doğru bir kaçış başladı. Şimdi siz merkeze aslında İzmir'e, Antalya'ya, birçok yere, Salihli'ye, yani işte 45 dakika, 1 saat, 2 saat uzaklıkta. Büyük şehirdeki insan için bu bir şey değil. Biz burada en küçük yere 1 saatte gidiyoruz. Dolayısıyla siz orada turizmi canlandırdığınızda, çok güzel bir doğanız var, doğayı canlandırdığınızda aslında büyük şehirlerden oraya gelmek isteyen insanlar için hiç uzak bir yerde değilsiniz. Yani 45 dakikalık, 1 saatlik hiç uzak bir yerde değil. Yani siz orada doğadan buluşmak isteyen belki büyük şehirdeki insanlara alternatif turizm imkanı da belki yaratabilirsiniz. Yani orada belki bungalov evler yapılabilir, belki doğanın içinde başka şeyler yapılabilir. Dolayısıyla çok uzaklığı hani ya biz zaten uzaktayız, kenardayız diye kader diye kenara çekilmek yerine bir şey yapılmak istenirse çok güzel şeyler yapılır diye düşünüyorum başkan. Evet. Tabii ilçemizin geri kalmış en önemli noktalarından bir tanesi de turizmle ilgili. Bugüne kadar ilçemize gerçekten hiçbir yatırım yapılmamış, hiçbir adım atılmamış. Yani küçük hamleler bile yok. Biz bu küçük hamleleri başlatmak istiyoruz gerçekten. Biliyorsunuz bu noktada kalkınma ajanslarının desteklemiş olduğu projeler var. Avrupa Birliği fonlarının desteklemiş olduğu fonlar var. Bunlar hibe paralar. Yine Dünya Bankası'nın fonları var. Turizmle ilgili, ticaretle, tarımla ilgili projeleri. Ama biz buraya, bugüne kadar burada turizmle ilgili hiçbir proje üretmediğimiz için dediğimiz gibi proje ekibimiz yok. İşte bu proje ekibimizi oluşturduktan sonra gerçekten ilçemizde doğa turizmini teşvik edecek çok güzel yerlerimiz var. Bugüne kadar ön plana çıkmamış, öğrenilmemiş, bilinmeyen gerçekten gizemli yerlerimiz mevcut. Bunların birkaç tanesini zaten projelerimizde gösterdik görsel olarak. Yerlerine gittik, drone ile çekimlerini yaptık. Mesela ilçemizin çok yakınında yeni bir gölet yapıldı, Karayağcı Göleti diye. İşte biz buraya bungalov tipi evler yaparak, oralarda yürüyüş alanları oluşturarak, bisiklet yolları oluşturarak hem iç turizmi hem de dış turizmi gerçekten tercih edilebilecek bir noktaya getireceğiz. Yine şelalemiz var Kalemoğlu bölgesinde. Bugüne kadar kimsenin, çoğu insanın bile bilmediği, yine projemizde bunun görselini attık, herkes görüyor. Gerçekten burayı bir çekim merkezi haline getirebiliriz. Çünkü Türkiye'de gerçekten şelale noktasında çok fazla bir yerimiz yok. 3-5 tane şelalemiz var. Burayı da Türkiye'nin cazibe merkezi haline getirebilecek adımları inşallah en kısa zamanda atacağız. Yine İnderes'i dediğimiz güneşli bölgemizde çok güzel alanlar var. Tamamen doğa turizmine uygun. Oğuldurluk mağaraları dediğimiz tarihi bir dokumuz var. Karayağcı bölgesinde, Kayacık bölgesinde, Şahinkaya bölgesinde doğal turizm alanlarımız var. Yani Gördes'imiz bu noktada, eski Gördes diyoruz. Zaten eski Gördes'imiz tamamen Oraya başlı başına bir tarih. şöyle araya girmek istiyorum. Oraya ben soracaktım. Sizi yaptınız geldiniz. Çünkü orayı ben geldiğimde gittim ama kıştı. Geldiğimde çok yaklaşamadım. Biraz bilgi aldım. Orası bana çok farklı geldi. Mesela orası şu olabilir mi başkan? Yani orası depremden dolayı taşınmış. Girişte bir tane cami vardı. Oradan çok fazla ileri gidemedik. Bilen de birisi gerekiyordu. Ve kötü bir şartlardı. Orası belli alanlarda restore edilip bir turizm bölgesi olarak açılabilir mi? Çünkü gerçekten tarihi kokan bir yer. Orası belki de bu şekilde atıl yere bırakılmak yerine bir turizme kazandırılabilir. Ne dersiniz?
Şimdi şöyle Mesut Bey, orası bir depremden dolayı kalktı. Bölge bir iki defa orası Yunan istilasına uğradı. Yunan tarafından yakıldı. Ama en büyük sıkıntı orası birinci dereceden sit alanı ilan edildiği için orada çivi bile çakamıyoruz. Orada üç tane camimiz var ama bir tanesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirildi. Eski mimarisine uygun olarak hizmete açıldı 6-7 sene önce. Şu an hizmet verme noktasında. Ama diğer camiler artık tabii gün geçtikçe artık gücünü kuvvetini de kaybediyor. Yıkılma noktasına geldi. İnşallah yine buralarla ilgili kültür varlıklarından izin alarak, onay alarak buralarla ilgili projelerimiz olacak. Gerekirse Kültür Bakanlığı'yla da devreye girerek yani belediyemiz ve Kültür Müdürlüğümüz tarafından buraların projelendirilip hatta oradaki döşeme taşlarının orijinal haline getirilerek en azından oraların şu anki durumunu bile muhafaza edebilsek bizim için büyük başarı olur. Orası başlı başına dediğimiz gibi tarih kokan, kültür kokan, medeniyet kokan bir yer. İnşallah öncelikli hedeflerimizden bir tanesi Eski Gördez. Oralar bizim çocukluğumuzda gerçekten gezilen, görülen, ayvası için, dut yemek için bile gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz bir yerlerdi. Çay kenarında piknik yapardık Gördez çayında. Yani biz yüzmeyi orada Gördez çayında öğrendik. Şimdi su da yok biliyorsunuz artık küresel ısınmadan dolayı dereler, çaylar da kurudu. Yani inşallah oraları genç nesillerimize, gelecek nesillerimize en azından bugünkü gibi teslim edebilirsek, tarihi onlara bu şekilde bile devredebilirsek ne mutlu bize. Şimdi bir resmi hayvanız var. Hayvanız çok özel. Onu da biliyorum ben. Dediğim gibi ben 4-5 defa geldiğim için çok da sevdiğim bir yer. Hatta böyle birkaç defa gelip orada çok sevdiğim dostlarım var. Şey gibi gelmişti bana. İstanbul'dan kaçış böyle bir rehabilitasyon merkezi gibi gelmiştim. Şimdi bir hayal geliyor gözüm önüne. Sevgili Haluk Levent'ten de çok fazla kişinin tanıdığı şarkısında geçtiği bir Gördesli makbuleniz var sizin. Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir kahraman figürü. Şimdi şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? İki defa Yunan işgaline uğramış bir eski yerleşim yeri. Belki oraya mezarı çünkü size değil bildiğim kadarıyla sınır gıda ama düşünebiliyor musunuz? Oranın tabii ki site alanında ama Anıtlar Kurumu'ndan veya bakanlıktan belli izinler alınarak belli alanların düzenlendiğini, belki girişe bir Gördesli Makbule'nin heykelinin dikildiğini, orada Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığını iki defa işgalden yani öyle güzel bir tasarlama yapılabilir ki orası bile sadece bir turist çekebilir. Yani insan oraya geldiğinde işgal edilmiş bir yeri görecekler. Belki Makbule'nin bir anıtını, heykeliyle hayatını öğrenecekler. O tarihi yaşayacaklar. Yani yapmak istenirse başka her şey yapılabilir, değil mi? Tabii, aynen dediğiniz gibi. İnşallah yani bunları da bakanlık düzeyinde takip ederek ne yapılabilirse tarihimizle ilgili, Şehit Makbule ile ilgili anıt olabilir ya da dediğiniz gibi Şehit Makbule'nin filmi çekildi. Geçen sene, evvel sene filmleri çekildi. Bunları ekibimiz Türkiye'nin çoğu bölgesinde, çok uzak bölgelerde değil ama Balıkesir'ine kadar gitti. Oralarda sergilendi. Beğendiniz mi İnşallah. hocam? O filmi ben çok Nasıl? beğendim. Ben filmle ilgili orada yaşayanlardan aldığım bilgilerde sanki çok doğru anlatmamış gibi, çok beğenmemiş gibi bir şey vardı o zaman içerisinde. Ya biraz eleştiri aldı o konuda. Sanki hem biraz aceleye geldi, biraz da amatörce hazırlanmış gibi geldi. Yani gerçekten eleştiriler de haklıydı. Daha düzgün, daha uzun. Bu kısa film gibi oldu. Ama daha düzgünü ve daha uzun bir şekilde film halinde özellikle dediğiniz gibi Eski Gördes bölgesinde hazırlanırsa oralarda yapılırsa çok daha inandırıcı, çok daha gerçekçi olur. Bir de o eski Gördesi veya o tür tarihi evleri şunu hiç önemsiyorum. Şimdi İstanbul'da birçok yerde artık filmler çekilmiyor. Anadolu'ya gidiliyor. Şehir için ödeyen çekilirdi. Artık onlar pek çekilemiyor. Dolayısıyla mesela ben Bursalıyım. Cumalı Kızık bir diziyle Emrah olduğu zamanlarda bir Kınalı Kar'la meşhur oldu. Ve şu anda Türkiye'nin bir markası, dünya markası oldu. Dolayısıyla sizin öyle güzel bir doğanız da var ki orada belki bazı tarih şehir dokunular kurduğu zaman orada bir iki tane film çekilse, bir iki tane dizi çekilse
Zaten sizin çok fazla bir şey yapmanıza gerek kalmadan tanıtıma çok büyük katkılar sağlayacaklar. Yani yapılmak istediğiniz o bölge çok değerli. Ben çok önemsedim orayı. Çok da içine girip görmek istedim. Çünkü buram buram tarih kokan bir yer o bölge. Evet. Evet, aynen dediğiniz gibi eğer bir plan ve proje dahilinde bu tabii çok belediyenin bütçeleriyle yapılacak bir iş değil de Anıtlar Kurulu'nun bölgenin ve bakanlığın yapmış olacağı, hazırlamış olacağı projelerle orası dediğiniz şekilde hazırlanabilir. Bütün Türkiye'de dediğiniz gibi Anadolu'ya artık film çekilmek için gidiliyor. Kurruç Osman gibi diziler mesela Anadolu'nun değişik bölgelerinde çekiliyor. Buralara da inşallah o tür filmlere hazırlayabilecek bir altyapıya getirebilmek için mücadele ederiz. Ben şuna inanıyorum. Siz başkan seçilirseniz 5 yıl koltukta oturacaksınız. Hemen değil ama 1-2 yılda bir şeyler yapıp 3. yılda itibaren bölgenizi Çinlilere, Japonlara bir kere fuarlara tanıtın yeter zaten. Onlar çünkü Evet. uzak yakın falan demeyenler. Eğer bir yerde bir değer varsa ne uzaklık bakarlar ne başka bir şey bakarlar. Mutlaka gelirler. Yani turizm alanında bir çığır açabilirsiniz orada. Özellikle uzak doğulular çok farklı şey olabilir. Belki Avrupa'ya getiremezsin ama Çinlileri, Japonları onlar çünkü çok merak var. Hem doğaya hem turizme çok farklı Evet. bir vizyon katabilirsiniz. Bir de son olarak size şeyi sormak istiyorum. Sizin sokak hayvanlarla ilgili ben videonuzu gördüm çok hoşuma gitti. Sizin sokak hayvanlarıyla ilgili veya sokak dostlarımızla ilgili. Çünkü onlar da aslında bizimden bir farkları yok bana göre. Birer canlılar. Onların yaratılışları da bizimle aramızda bir fark yok. Onlar hayvan olarak yaratılmış. Biz insan olarak yaratılmışız. Sizin ayrı bir sevginiz var. Gördüm hatta o videonuzu ben paylaştım. Aç karınla su içilmez diyorsunuz, su dolduruyorsunuz. Herhalde hayvanlara sevginiz var, değil mi? Evet. Evimizde zaten kedimiz var. Yani baştan bir karşı çıkmıştım ben ilk etapta bir 5-6 yıl önce. Çocuklar çok ısrar edince benden habersiz zaten almışlar. Bizim oğlumuz var Hasan Sevit diye. Gerçekten sokakta ne kadar köpek olsa etrafına toplanıyor. Onlarla devamlı giderken gelirken oynuyor, eğleniyor falan. Bir de kedi sevdası başladı. Bende de kedi hani arkadaşlardan falan duyduğumuzda çok tüy döküyor. İşte şöyle falan benden habersiz bir yavru kedi almışlar. Cins bir kedi. Sonra küçük olduğundan zaten kucağımıza falan da aldıkça alıştık. Şu anda hala duruyor zaten evimizde kedi. İlk yavrularının 3 tane yavrusu oldu. Kızlarım da İstanbul'da duruyor. Çocuklar İstanbul'da. Onlar orada hasta oldular. Kedi hastası. Damadım var. Kediyi görmediği zaman uyuyamıyor. Kalktığı zaman illaki kediyi görecek. Onlar da yavruladı şimdi. 3 tane de onlar yavru yaptı. Ev kedi kaynıyor şu anda. Yani köpeklerle ilgili, hayvanlarla ilgili projelerimiz var. Ama ilk etapta biraz önce atladığımız bir olay vardı. Gördes hayvanı biliyorsunuz. Bu da önceden biz ilkokulda okuyorken sosyal bilgiler dersinde okutulurdu. Bahsedilirdi Gördes hayvasının dünyaca meşhur olduğu aromasından, kokusundan dolayı. Bu da unutulmaya yüz tutmuştu. Şimdi bizim burada Kıranköy diye hemen merkeze yakın bir köyümüz var. Kıranköy mahallesi. Burada son 4-5 senedir bu hayva özellikle ticaret işte, ziraat odasının da desteklemesiyle, ilçe tarımında desteklemesiyle gerçekten bir atılım yaptı. Hatta en son Kıranköy Mahallesi'ne gittiğimizde burada ayvayla ilgili bir festival düzenlemeyi hemşehrilerimiz istedi. Biz sadece ayva olarak değil, çünkü bizim gerçekten Börez, Beğen mahallelerimiz var, Kabakoz mahallemiz var, Efendi bölgesi. O bölgede de o hattada kirazımız meşhur. Gerçekten güzel kirazımız oluyor. Biz bunları işte üzüm, efendim kiraz, efendim ayva festivali olarak merkezde bizde bu da eksik. Kültür ve sanat noktasında çok eksik bir ilçeyiz. Bizden küçük ilçeler, komşu ilçelerimiz festival düzenliyor, eğlenceler yapıyor. Özellikle bu bağ bozumu dediğimiz dönemlerde sonbaharın yani hem vatandaşımız, üreticimiz, çiftçimiz gelip 1 gün, 2 gün orada festivalde senenin yorgunluğunu atıyor. Gençlerimiz stresini atıyor. Bizde bunlar çok uygulanmayan projelerde gençlerimizle ilgili efendim işte üretici annelerimizle, kadınlarımızla ilgili onların senenin yorgunluğunu atacak, 1-2 gün en azından bir streslerini azaltacak
projelerimiz de var. Bu tür kültürel etkinliklerimiz de olacak. Yine sokak hayvanlarımızla ilgili bir barınağımız yok bugüne kadar. Biz bunu artık barınak da demeyeceğiz. Yaşam parkı. Yaşam farkı. Sokak hayvanları Yaşam Parkı adı altında. Onlara gerçekten hijyenik ve modern bir tesis planını hazırlayarak Gördes'imizi güvenli bir kent haline getireceğiz. Güvenli bir şehir haline getireceğiz. Çünkü gerçekten zaman zaman ilçe dışından hayvanlar getirilip ilçemize bırakılıyor. Bunlar ortama alışıncaya kadar biraz saldırgan oluyor. Özellikle ilkokul çocuklarımız, küçüklerimiz, gençlerimiz bazen yaşlılarımıza saldırıyor. Bu tür olumsuz olaylar da oluyor. Tabii şikayetler çoğalmaya başladığı zaman çözüm noktasında yetersiz kalıyoruz. Hayvanlarımızla ilgili burada bir barınak olmadığından dolayı bunların tedavilerini, bakımlarını, kısırlaştırmalarını da yapamıyoruz. En yakın ilçemiz olan Akhisar'a her gün hayvan getirip götürmek zorunda kalıyoruz. İşte bunu kökünden çözmek için gerçekten güzel bir proje hazırladık. Burada bu proje bittiğinde gerçekten vatandaşlarımız modern bir bina, modern bir tesis olacağı için gelip tesisi ziyaret edebilecekler. Orada köpekleri sahiplenebilecekler. Gün içinde gelip beslemelerini, sevmelerini yapacaklar. Onlarla oynayacaklar. Bu çalışmayı da toplum sağlığını ve hayvanların yaşam hakkını güzelleştirerek gerçekleştireceğiz. Onların burada rehabilite alanları olacak, köpek eğitim alanları olacak, profesyonel bir arkadaş tarafından bunlar eğitilecek. Acil tedavilere herhangi bir yaralanmaları halinde ve kısırlaştırmaları orada yapılacak. Anne ve yavruların bakım alanları yapılacak. Burada gerçekten güzel bir tesisi ilçemize kazandırarak dediğimiz gibi hem ilçemizi güvenli bir şehir haline getireceğiz hem de hayvanlarımızı modern bir alanda, modern bir tesiste koruma altına alacağız. Başkan, başarılar diliyorum. Gerçekten benim bildiğim bir yer. Yani dışarıdan baktığında küçük bir ilçe. Ama böyle bir küçük bir ilçe için hem projeleriniz son derece bazıları sıra dışı. Özellikle Tuzme gençleri. Yani sorunları doğru tespit ettiğinizi görüyorum ben. Çünkü oradan göçün önlenmesi için iş üretmek lazım. İş ve aş ürettiğiniz zaman insanlar niye doğdukları yerlerden büyük şehirlere gitsinler, niye gurbete gitsinler. Dolayısıyla çok sıcak bir halkınız var. Özellikle o belediyenin yan tarafındaki parkınız çok modern bir görünüme sahip, çok keyifli, insanların rahatlıkla, huzurla bir anlamda yaşadıkları bir yer. Bizzat tanık olduğum için size kolay gelsin. Gerçekten çok yoğun da çalışıyorsunuz. Dileyim ki inşallah demokrasinin gereği siz kazandığınız takdirde biz de bu defa sizi makamınızda ziyaret etmeye geliriz. Ama en önemlisi bunları hayata geçirdiğinizde Gördes'te yaşayan, size oy veren veya vermeyen tüm Gördes halkının yararlı işler yapacağınıza ben inanıyorum. Size kolay gelsin diliyorum. Son sözlerinizi alayım. Çok çok teşekkür ederim Öz Bey. Yine gençlerimizle ilgili hiç değinmedik. Burada gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Tamam, buyurun. Onlarla ilgili birçok projemiz var ama özellikle yurt dışına çıkmak isteyip de çıkamayan gençlerimizi ilgilendiriyor. Bu 18-30 yaş arası gençlerimiz. ESC projesi adı altında Avrupa Birliği Gönüllülük Projesi. Sosyal bir projede yer almak isteyen ve takım çalışması yapmak isteyen gençlerimizi Avrupa'yı görmemiş, Avrupa'ya gitmek isteyen gençlerimiz için hazırlıyoruz bu projeyi. Bunun en şeyi yani çok katı kuralları yok. Sadece temel seviyede bir İngilizce bilmeleri Yeterli. onlar için büyük avantaj sağlayacak. Böyle bir projemiz var gençlerimizle ilgili. Çünkü çoğu gencimiz Gördes'te tek başına Avrupa'ya gidecek. Yani üniversite öğrencisi değilse o bile bazen zor Doğru oluyor. oluyor, doğru. Bu noktada onların elinden tutacağız. Hem genel kültürlerinin artması hem de Avrupa'yı bir görmesi için 18-30 yaş arasındaki gençlerimizle ilgili böyle bir projemiz var. İnşallah bunu da gençlerimize uygulayacağız. Yine eğitimle ilgili özellikle bizim ilçemizde yaşanan sıkıntılardan bir tanesi okul öncesi çocuk atölyemiz yok. Bizim çalışan anne babalar için gerçekten çok büyük bir sıkıntı.
Bu noktada biz çocuk otelyerlerimizi çoğaltarak, açarak çalışan anne babalarımız 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuklarını getirip bırakacaklar. Orada güvenli ellerde çocuklarını mesai saatleri içerisinde oradaki görevli Anladım. arkadaşlarımız eğitecek. Çünkü olmadığı için ya komşusuna baktırıyor ya Doğru, anne babasına doğru. baktırıyor ama sadece bu bakılıyor, eğitilmiyor. Bilmiyorum. O da bir. Bu şekilde bu Evet. soruna da inşallah köklü bir çözüm bulacağız. Size kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Sevgili izleyenler, yerel gündemde Gördesen Yeniden Refah Partisi adayı Sayın İlhan Türek konuğum oldu. Dediğim gibi bildiğim bir yeri anlattı. Benim hoşuma gitti. En azından yeni bir bakış açısıyla oraya bir şeyler yapmak istiyor. Zaten önemli olan da halkın istediğini, halkın seçtiği insanların yapmaları ve sizler de yıllardır orada yaşadığınız için, gördüğünüz için güzel projeleriniz var. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum size. Görüşmek üzere efendim. Çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.